Türkiye kendisi için içinde yoksa orada sanki bir şey olmuyormuş gibi oluyor. Şimdi biz Suriye'den büyük ölçüde dışlanmış olduğumuz için yani Rus uçağını düşürdük. Artık Suriye'ye giremiyoruz. Giremeyince sanki Suriye yok gibi Türk basınında ve Türk kamuoyunda tartışılmıyor. Halbuki Suriye aynı Suriye, aynı çatışmalar, aynı gerilimler devam ediyor. Dünya basınına bakarsanız, hani Suni benden çok daha yakın takip eder dünya basını. Son bir hafta, 10 gündür sürekli haritalar çıkmaya başladı. Evet. Suriye'deki yeni Suriye nasıl olacak diye harita. Yani şimdi bunlar ve bütün dünya basında, yani Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da sanki birisi bir nokta bir yerden tetiğe bas, şeye, düğmeye bastı gibi habire yeni harita çıkıyor. Dolayısıyla çünkü konu müzakereler de başlıyor. Müzakereler de başlamak üzere. Dolayısıyla herkes orada bir şeylerin olmasını bekliyor. Ha, ne oluyor şu anda? Bir tabii müzakere süreci bekleniyor ve herkes ona göre pozisyon alıyor. Bu pozisyon almak derken hem siyasi olarak kendilerini bir noktaya koyuyorlar ve argümanlarını üretiyorlar. Hem de sahada, Suriye tiyatrosunda diyelim sahasında kendilerine pozisyon almaya çalışıyorlar. Yani toprağı kontrol ederek müzakere masasında güçlü oturmaya çalışıyorlar. İki, Rusya artık Suriye'de büyük ölçüde etkili güç durumunda. Yani Türkiye değil, Amerika değil, Suudi Arabistan değil. Rusya'nın ne yapacağı, nasıl davranacağı herkes açısından önemli. Herkes onu kestirmeye çalışıyor. Üç, Amerika Birleşik Devletleri belki biraz buna tepki, buna karşılık vermek açısından biraz zaten bunu planlamış olduğu için Kürtlerle ve bir miktar da Sünni gruplarla birlikte şeye karşı, IŞİD'e karşı bir ne diyelim, huruç harekatı gerçekleştirmeye çalışıyor birkaç yerde. Şu anda Suriye'de olan biten aslında bu. Herkes bir miktar beklemede, benim tahminim. Görüşmeleri bekleyecekler. Görüşmeler benim tahminim yine başarısızlıkla sonuçlanacak. Hani bu İran-Suudi Arabistan krizi olmasaydı da bence olacak bir iş değildi. Ama hani diplomasi bir kere başladığında bunun neden olmayacağını anlatmanın bir anlamı yok. Onun olmadığını herkes görmesi gerekiyor. Şimdi tekrar onu göreceğiz. Ondan sonra bir daha bence kızışacak bir çatışma var Suriye'de. Böyle devam edecek.